Vaxtınız xeyir olsun sayın seyircilərimiz. Türkmen YouTube kanalına hər şey xeyir vaxtlar yarıq. Kərkük saati ilə programına xoş gəldiniz. Sayın seyircilərimiz, bugünkü programda Kərkükdə silmil müştəməyini əlallıq. Kərkükdə barışın şiqli sağlanacaqdır. Kərkükdə son olaylar tekrarlanmamağı için ne şiqlində önlemler alınması gerekir? 10 yanda Kərkükdə ilmeci seçimlerini əlallıq. Bu konuları konuşacaq. Sayın seyircilərimiz, konuları əlallıqdan önce bir təqdimimiz var. Onu izleyip tekrardan birlikte olalım. Kerkük'te yaşanan olaylar ülke genelinde ciddi bir şekilde etkiledi. İster merkezi hükümet ister yerel idare tarafından yapılan girişimler sonucu son bir hafta içinde olaylar yatıştı demek mümkün. Kerkük olayları ülkenin siyasi, ekonomik ve gelecekteki yerel seçimlere etkisini vurdu. Son gelişmeler hem bakanlar kurulu hem parlamento hem de devlet yönetimi ittifakı arasında masaya yatırıldı. Kerkük meselesinde alınan kararlar sonucunda Parlamento Savunma ve Güvenlik Komisyonu tarafından yapılan son ziyaret olayları yakından takip etti. Tüm bu olaylarda Kerkük'ün siyasi tarafları, aşiret reisleri ve önde gelen şahsiyetler sayesinde ortalık sakinleşti. Şimdi insanların aklına şu sorular geliyor. Kerkük'te gelecek günlerde neler yaşanacak? Kerkük siyasi gündemde neler yaşanacak? Seçimler yaklaşırken neden bu olaylar gündeme geldi? Bu olaylar yerel seçimleri etkileyecek mi? Sayın seyircilerimiz, programımıza tekrardan hoş geldiniz. Bu programımızın konularını ele almak için bugünkü misafirlerimiz Hak Partisi'nin sözcüsü, müzakirçisi bizimle olacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olasınız. Bir de bizimden siyasi araştırmacı Özdemir Hörmüz bizimle olacak. Özdemir Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olasınız. Müzahir Bey, ilk öncesinden başlayalım. Kerkük'te son günlerde olaylar yaşandı. Bu olayların tekrarlanması için silmil ehlini ne şekilde sağlayabilirlik? Ne şekilde milleti ve partileri ve bütün siyasileri bir yere getirin ki tekrarlanmasın bu olaylar, yani her şey masada ya da bir halden olunsun ki teşhin üzerine girmesin işler. İlk önce çok memnunum sizlerden. Bir gün vakit verdiniz bizlere. Hakikaten indi baksız olaylar oldu Kerkük'te. Olaylar çok tesir etmedi bizim müştemeyi diyeceğim. 2 gün 3 gün millet içinde biraz korku oldu. Ve bütün olaylar da baksa o Kerkük'ün asıl milleti dahi. Yani koy çok net seleşağı, çok seleşağın. Kerkük'ün yasından gelenler, Kerkük içinde istediler bir fitne etsinler, bir sivil müştemeyini vursunlar. Burada da benim iki noktam vardı orta yerde, size açıklayayım. Bakar mütekaddim ozuğunda. Bir parti Kerkük'ü bazgalta sahipti, ihtilal sahibi özün Kerkük'ü. 2017'den 2023'e tek. Neden Kerkük'ü muhteldi? Kerkük'te kuvvet vardı, Kerkük'te filan devleti resmi bir kuvveti var, haşitti. O kuvvet emniyadı, Kerkük içindeydi. 2017'den 2023'e bunu muhtel sahipti. Şimdi Kerkük'te bir şey değişildi. Yok. Haşit kalıp, kuvvet kalıp, Bağdat kuvveti, devletin kuvveti. Hepsi Kerkük içindeydi. Ne oldu Kerkük'e? Gerek millet bunun cevabını bilsin ve düşünsün bu olaylar ne taraftan idi. Ki bütün bu parti olarak ve bütün partiler vaktini tasut ettiler anasaya. Düstura. Belki. Tasvit oldu. Ve özellikle bu parti ki özü evet verdiler. Özleri yazdılar, evet verdiler. Düstura. Sen düsturun onlar karşısında bir galat şey yapasan. Yani yer devletin yeriydi. Tecavüz bir yerdi. Devletin yerinde sen yapıpsan 2017'de çıktı o. Şimdi gelip sen istersen o tecavüz yeri bir de döndüresen bu da olmaz. Ben de bunun cevabını milletçi koyuram. Seçim yakınlaştı. Belki. Yani hapsimiz birlik, seçim yakınlaştı. Bunlar bunları istiklal ettiler. Seçim yakındı. Orta yerde milletin biraz heyecanlısın. Milletin atıfasını da oynasınlar. Ama millet 2003'teki millet, 2023'teki millet değil. Millet anladı. Ve özellikle Kerkük'ün asıl milletleri. Ben dedim asıl milletlerin orta yerinde bir şey yoktu. Gelenler, hapsi yazıdan gelenleriydi. Dönse o. Sosyal medyada çok videolar atıldı. Paylaştı çok videolar. Baksa özlerine kim talka çarlık bizim kuvvetimize, kim sayraları yandırdı. Ve aynı mantıkadan millet çıktılar ne dediler? Ki dediler bunlar Kerkük halkı değiller. Tanrılar dediler. Bəli. Bəli.
Peki bugün aşarlar ve ucalar, siyasiler koyduk. Bunlar ne şekilde bir doğru oynayabilir ki? Bu fitnan durutlar ve bundan sonra ne şekilde bir doğru oynayabilirler? Ustad, bence aşarların doğru çok büyüğüydü bu konuda. İyi bir doğru durdular. Yani toplantıları, tasrihatları, her aşiretini tuttu, beyanatları. Onun da büyük doğru rol bizde din adamlarından iyiydi. Yani din adamları gördüğümüz cuma hutbasında, menberlerde, camilerde, Hüseyinlerde milleti davet ettiler, sakin olsun, millet çıkmasın evden. Orta yerde bu silmi müştemiyeye biz tutağın, kan akmasın orta yerde. O hamdolsun da iş de geçti, tamam kan aktı orta yerde. Ama ondan sonra daha fazla tatavrat olmadı. Peki bugünden emniyet yüzler ne şekilde doğru oynadı bu konuda ve ne şekilde bakiyet oldu her tarafa? Ustad, bizim emniyet tarafları, yani baksaydı videolara bazı mantıkları girirdi, çıdaş çağırırlar özlerine, kavalırdılar özlerin ama bir redet fiilleri yok idi. Yani kuvvet emniyet Kerkük'te bir büyük doğru oynadı. Yani başka taraf olsaydı, biz hakikaten açıklayayım 2017'den önce olsaydı bu işler, bir başka tarafta olsaydı, yo ayrı şükür görerdik. Olabilir yüzlerce millet ölerdi. Ama 2017'den bu yana yok valla. Kuvvet emniye, Kerkük'te hapsiden bir gözden bakır özlerine, her tarafı bir gözden bakır. Hiçbir tarafı müşkülası yoktu özleriyden. Dediğim gibi videolara dönse o bakarsan nece taaddi oldu kuvvet emniye ve özlerinin cevapları neydi bunlara? Güzel. Dönek Özdemir Bey'e. Özdemir Bey, sizce bu silmi müştemeyi bizim Kerkük millet arasında vardı her zaman. Bu her zaman da makayet olun. Bugün bu olay olduğu zaman ne şekilde korundu, ne şekilde cevap oldu, bu ne şekilde yine taamül olaydı bu konularda? Teşekkür ederim, sağ olun. Elbette Ömer Bey, biz sen toplumsal barış, taiz silmi, Kerkükler'in arasında her zaman galip gelmiştir. Çünkü insanlar artık memlekette bir kargaşa ya da bir anlaşmazsızlık görmek istemirler. Siyasette anlaşmazsızlık olur ama halk arasında anlaşmazsızlık olmaz. Çünkü bu insanlar belki yüzyıllarca beraber yaşıyorlar. O yüzden her zaman milletin diyarın sakinliği, milletin davranışı galip gelmiştir. Şimdi Ömer Bey, Kerkük sorununa gelince tabii ki paya paya geçsek tabii özet bir şekilde. Şimdi bir siz dikkat edersek bundan önceki muhalefet döneminde muarada Iraklı muhalifler anlaşmadılar Kerkük konusunda. Kalktılar bunu ertelediler. Diyarın hükümet olduktan sonra, iktidar olduktan sonra bunu 2005'te bir 140. maddeyden ortaya koydular. Gene başarılı olmadı. Kerkük için başarılı olmadı. Bu sorunu da aksine daha büyük etti. Tabii 2005 yıldan Kerkük'te seçim olmadı bugüne kadar. O yüzden o yanlış yasaların yüzünden. Şimdi biz gelagın ta ha zamana kadar 16 Ekim 2017'de diyarın burada merkezi hükümetin kontrol etmesinden sonra Kerkük farklı bir döneme girdi. Ondan önceki deklamlar, muadeler, faktörler farklıydı, indiki farklıydı. Tabii ki Kerkük 2017'den bir güne kadar çok diyarın güvenli bir şekilde yaşadı. Özellikle kaçırmalarıydı, suikastlarıydı, patlamalardı. Çok şükür kalmadı. Dikkat edersen Kerkük'ün Irak merkezi hükümetinin dönmeğinden sonra sadece Kerkük'te de bütün Irak'ta güvenlik sağlandı. Yani demek ki Kerkük sadece ekonomi bakımından önemli değil, aynı vakitte de güvenlik bakımından önemlidir. Tabii ki İstesev istemesev Kerkük'te en rasyonel, aklani ve güzel çözüm nedir? Merkezi hükümetinin yönetimi. Burada güvenliğin el almasıdır. Bunun yanında ortak yönetimin gelmesidir. Tabii ki bunu gerçekleştirmek için insanlara anlatmamız gerekir. Tabii ki Kerkük sorunu niye yeniden ortaya çıktı? Siz bir itilaf idareti devle, bir itilaf kuruldu, bir koalisyon kuruldu. Onda bir sürü anlaşmalar yapılmıştı. Anlaşmaların içinde tabii Kerkük'ün bu makarını teslim etmeği, tabii ki bu yanlış bir karar idi. Neden? Çünkü bu henüz Kerkük o şeyde de ki bu makarı yeniden döndürsüler. Siz bu makar aslında aidatı bakanlık, petrol bakanlığına adı. Aslında orada bunu tabii ki yer bilimciler daha iyi bilirler. Orada bir şeyin yapılması da doğru da çünkü hepsinin oraların altı bu petrol kuyulardı, borulardı. O yüzden oradan kalmağı yapılmağı yanlış idi. Ama
Bu Makardiyağın 16 Ekim 2017'nin sembolüdür, şiarıdır. Bütün Irak merkezi hükümetini temsil eder. Tabi o makara dokunmamansız gerekir. Eğer bir sorun var ise de mahkeme bunu karar versin. Tabi mahkeme biraz geç bu işe karıştı. Karar da çok önemli bir karar. Ama tereyyüt idi, bitmedi. Keşke bir önemli karar alsın bu konuların içinde. Tabi ki biz Kerkük'e gelince, Kerkük'te tabi ki Diyağın biz Kerkük'te kimin işi var o bize gelsin. Bağdat'ın işi var ise Kerkük'te, Erbil'in işi varsa onlar bize gelsin. Biz gitmeyelim. Çünkü onlar bu sorunu yarattılar. Kerkük'te bir sorun yok idi, bu anlaşmadan sonra yarattı. O yüzden kimin işi var ise, onun işi varsa özü gelip bizimle görüşecek, bu konuda şey edecekti. Tabii ki biz gazetacılar olarak güvenlik durumunu rakamsal olarak bakarak, yani bundan evvel diyağın kaçırmalar şeylerin sayıları neydi, öldürmelerin, patlamaların, indi sayılarına bakarsak çok çok fark var. O yüzden bu farklılık ispat edir ki güvenlik gücü merkezi hükümetin elinde kaldığı takdirde önemlidir. Tabii ki Ömer Bey siyaset küçük deniz balı, deniz takidi, küçük balıklar hata yaptığı takdirde yem olur. O yüzden biz Diyağın yanlış yapmamak için, büyük balıkları yem olmak için geri adımlarımıza dikkat edelim. Çünkü biz sen siyasi konjonktür dediğimiz, yani siyasi durum var. Siyasi duruma göre biz hareket etmemiz gerekir. Yani tevkite dikkat etmemiz. Ey tevkitte bir yanlış yaptığımız zaman onun sonuçları üzerimize doğacaktır. Çünkü biz dikkat edersen Kerkük tahammül etmir. Bunun Diyağın garbi takrirlerde Kerkük'ün adına geçirdi. Baru Bermil Barudi geçirdi. Yani Allah korudu. O gün hakkına 28 Ağustos günü Allah korudu. Kerkük'te büyük bir çatışma olmadı. Her iki taraf Allah korusun ellerinde daha fazla silah, ağırlı silah olsaydı şimdi Kerkük'ün durumu neydi? Tabii ki burada da güvenlik durumun, güvenlik güçlerinin, polislerinin orada iyi bir rol oynamaları gerekirdi. Onların o merkeze yetişmemeleri gerekirdi. Yani belki çok sayıda insan da öldü. Yani az sayıda insan oldu ama gene insan insandı. Birden ölsün, yüzden ölsün. Ama bu bir Allah korusun bir harbil ehliye yol açabilirdi. Ama gene akıl insanlar bu işe karıştı. Bu işe karıştığı takdirde durumlar sakinliğe gitti. Tabi durum indilikçe Diyağın ertelendi, tecil oldu ama bir çözüm bulunmadı. Neden? Çünkü iki tarafın, Bağdat'tan Erbil'in arasında bir anlaşmasızlık var Kerkük üzerinde. Niye? Bağdat, Kerkük'ü Irak memleketi görür. Onlar Kuzey Irak'a bağlanmak istediler. Tabi ki bunun Diyağın anlaşması için uzun zaman sürecektir. Ama ben görürüm, yani Kerkük'ün Diyağın genel durumu, güvenlik durumu şeyde kalsın, merkezi hükümette bir de ortak yönetim ortaya atılsın ki Kerkük'ler hepsi barabarsa Kerkük'ü yönetsinler ki herkes kendi memleketini daha iyi idare eder, kendi memleketini de daha şey eder. Güzel. Ama çok şükür ki bunların neticesinde Kerkük'ler, Kerkük halkı bu kargaşada galip gelmişti. Peki dönek Muzahar Bey, Muzahar Bey sizce yani Kerkük'ün makar kıyat ameliyat müştereke esası bir müşkülesi de? Yok. Ben dedim sana, yani bizde maalesef bazı partiler vardı, bazı taraflar vardı. Özleri azma halk ederler, bu azmadan istifade görsünler. Yani dediğim gibi seçim yakınlaştı. Orta yerde Kerkük bir iyi durumda yaşırdı. Emniyen güzel bir durumuydu. 2017'den indiye kadar Usta Özdemir tevzih etti. Ki partlama kalmadı, kapmak kalmadı, tehdit kalmadı. Neçe ildi, altı ildi, orta yerde bir müşkile yoktu, Kerkük'te emniyen. Ama bir taraf çok zarar gördü. Ki çıktı Kerkük dünyasına gitti. O taraf istedi dönsün Kerkük'e kuvattan. Neyden döner? Bir müşkile halk eder Kerkük içinde. O da kime kar mütekaddimi bir nece diyek bir mahana taptı orta yerde. Sirkarı'ya dönsün, milleti heyecanlatırsın milletini. Milletin atıfasında oynasın. İntikabatta bir neticeyi getirsin. Ama peki, millet dediğim gibi millet oyandı. Peki gelip Türkmen siyasi partilerinde orada, Türkmen siyasi partilerinin ilişkili bir doğru oynayış Kerkük'te. Özellikle Türkmen haklarını savunmak için, Türkmen haklarını müdafaa etmek için. Bugün ne şekilde Türkmenler haklarını alıblar ya da alabilirler ya da haklarını mutalep ederler. Bir de haklarını tam tamına alıblar. Üstad bak, evvelen gelip Türkmen siyasasının ve Türkmen partilerinin rollarıydı bu akhir dönemde. Ben. Hakikaten en büyük rol Türkmen'in rolüydü. Yani baktığımız kimin iki taraf medyada, eylemde
birbirlerine çatışırdılar, birbirleriyle katışırdılar. Ama Türkman ki olduğu bir vesika şeref itlaq ettiler. Bizim tehalüf Cebeh Türkman İl-Iraqil Muhad, o da Kerkük kanını hürmet etti. Onun yanında bütün medyada milleti heyecantırmağı memnun etti. Onun yanında hapsini davet etti bir masada oturmağa. 5-6 nokta var idi. Bizim kuvvetlere kimse taaddi etmesin. Bir vesika şeref etti. Paylaştırdı özün, uğurlaştırdı özün. Başbakan eline ki toplantıda idare devlede. Konuq gelip öz qorumuza ki Kerkük'teki Türkmen partilerin necə milletin hakkını ulaşarlar. Milletin yakini olsun Türkmen partileri haklarından tenezzül hiç etmezler. Ama orta yerde bir şey var Üstad Ömer. Yani bizim ölkümüzde indi seçim gelecekti. 12. ayda bir seçim var orta yerde. Burada davet edirəm millet hapsi üzləşsin seçime. Yani bizde arkam vardı gidin seçimdeki olduğu. Bir taraf 170 bin gedibdi, katılıbdı. Bir taraf 164 bin katılıbdı. Ama Türkmen'e gelende 80 bin katılıbdı. Türkmen'in de 170 ila 180 bin daha fazla nakıbı vardı. Biz %50'den əssüq getmişik seçimə. İndi onlar millet küsübdü partilerden, millet küsüb şəxsiyyətdən, millet birden əmbə gəlmir. Ama bu milletin masiridir. Kərkükün masiridir. İşte baktılsın 2003'ten 2017'ye kadar Kərkük emniyen ve siyasiyen çok uzak idi orta yerden. 2017'den 2023'e kadar idariyen yine bütün tərəflər kaybetmişler. İndi bizim ölkümüzde bu seçim bir büyük doğru vardı hakikaten. Davet edilen millet hapsi üzləşsin sandıq başına. Güzel. Peki bugün milletimiz ne şekilde gönderebilir sandıq başına? Yani millet ne şekilde ikna edebilir çıxsın sandıq başına geçsin? Biz siz, yani intiqabada katılım bütün Iraqdazıydı. Yobas Kerkük'te, yobas Türkman'da, bütün tərəflərdən, bütün milletlerden. Usta ama en az Türkman'ıydı. Yani vakıan, Kerkük içinde en az Türkman'ıydı. Millet küsübdü. Millet siyasilerin boyuna atırı, millet partilerin boyuna atırı. Ama o sırada ayrı hallimiz yoktu. Yani sen bilsen Irak devleti hapsi partidir. Partiler oturublar, Irak devletini idare ettirirler. Ben bir gün gitmesem seçime, hallim nedir? Ayrı hallim var, yok ayrı hallim yoktu. Başka taraflar işte görsen, necə hükmedilir Kerkük'te. Ben de buradan açıq ve net açıq selaşıram bütün iğlamı günde. Türkmen milleti katılsın seçime. Vallahi ve billahi ve tillahi gelen muhafız, gelen vali Türkmen ve Kerkük'te. Peki bunlar için ne şekilde bir çözüm üretipsiz ki milleti ikna etmek için, sandık başına getirmek için? Yani bugün Kürdün iddiası vardı, memleketi 100 bin sesten gidecekti sandık başına. Arabın da aynı iddiası var, 250 bin sesten gitsin sandık başına. Bugün Türkmen'in ne şekilde milleti sandık başına aparacak, ikna edecek özlerdi? Üstad, ben dedim, bak. Biz bu memleketin sahabiyik. Üstad, her Kerkük'te bir müşkül olanda baksız. Bir gün bu taraf geldi, çıktı Kerkük'ün yasına. Yarın o taraf çıktı Kerkük'ün yasına. Ama Türkmen milleti hiçbir vakit Kerkük'ten vazgeçmedi. Kerkük içindeydi. Nişi, neden? Üstad, özler ev sahabidiler. Yani fark eder, bir tane ev sahabidi, bir tane adamı icar tutuptu. O memleketi, korkur memleket üstte. O icar tutuptu. Bir gün buradaydı, yarın çıktı gitti başka taraflara. Türkmen milleti üstad, hakkın, hukukun istirse gerek hapsi katılsın. Kerkük'ün Türkmançılığını bildirin. Kerkük'ün Türkmançılığını bilsin. Ustad, Kerkük'te olmasa olmasa 200 bin nakıb Türkman vardı. Bu 200 binden 150 bin geçse, Türkman 6 iskambil kazansa ne güzel. Güzel. Peki bugün Türkman partileri bir listede olmağın bunun ne şekilde bir avantajdır Türkmanlar için ki seçimde kazanmalar için? Ustad, bak. Her vakit millet partilerin aleyhine seleşerdi, konuşardı. Partiler ayrılıblar. 2 liste, 3 liste anıb orta yere. Ama indi üstad, 9 parti bir listede olublar. İstesen istemesen bu ikinci seçimdi. Giden seçim bir, bu seçim bir. Tek listemiz var Kerkük içinde. Türkmen diye tek listemiz var. Başka tarafın 4 listesi var, o bir tarafın 3 listesi vardı. Üstad, bu altın bir fırsat gelip Türkmen milleti için. Bundan fazla fırsat gelmez bizim için. Bildiğim kimin de 2005'ten indiye kimin seçim olmayıp muhafaza etmeli. Ve bu seçim muhafazanın Mısır'ın tehdit eder. Yani işte göre hatta başbakanın konuşmağı
dedi Kerkük'te seçim olacaktı. O seçmeke de kavmi bir şeydi. Türkmen gider Türkmen'e verir, Arap gider Arap'a verir, Kürt gider Kürt'e verir. Bence bu konuşma biraz yani kanuna göre ki tasvit olduğu için de kanunun yasındaydı bu konuşma ki. Ama bir mesajcıydı. Adam risalesi madhiydi. Adam ama bir mesajcı getirdi. Kerkük'ün geleceği bu seçimden sonra tehdit olar. Zaten bir şekilde imha etti özner. Aslında her kişi geçsin öz muhasilini intikab etsin ki gelecekte mellim etsin Kerkük'ün havayası. Peki bizim Meclis Muhafaza ne kadar rol oynayacak Türkmen haklarını döndürmek için? Meclis Muhafaza bak 2005 kanununa baksa 2008, 2011 kanunlarına baksa Meclis Muhafaza nakıl salahiyet mevzularında Meclis Muhafaza'nın büyük bir rolü vardı. Yani ustad bir fakarasını diyeyim sana. Meclis Muhafaza muvazen etse gönder sözün bazada Meclis Muhafaza bir muvazen edipse Kerkükçü. Eğer kişisinde ihtilaf var ise mahkeme Meclis Muhafaza'nın muvazenesini yer eder Meclis Muhafaza'nın muvazenesine. Bütün muvazene, bütün meşari' Kerkük'ün bütün stratejiye, maliye, idariye hepsi Meclis Muhafaza rol oynar. Bütün devair devlet Kerkük içinde hepsi Meclis Muhafaza tarafını alırlar. Vali, vali yardımcısı ve müsteşarlar ve muhafazada bütün manasıp hepsi Meclis Muhafaza tarafını olacaktır. Meşaleler bütün meşaleler de Meclis Muhafaza'nın bütün Meclis Muhafaza tarafından olan tabii Meclis Muhafaza'nın çok önemli var. Daire müdürlerimiz ki şimdi çoğu dekşildi, turmalar gelmedi, onlar da Meclis Muhafaza yoldanlar. Peki bir gün bizim yani şekilde biz adımlarımızı atabildik ki Meclis Muhafaza'da iyi bir ses getirdiysek nereye elde edebildik? Ustad ben dedim sana biraz önce yani Türkmen milleti %80-%90 katılsa seçme 5-6 sandalye getirsek, iskambil getirsek, ustad vali de bizimdi. Ve başka devairde iyi bir rol oynarız. Ve Kerkük'ün bütün kararatı daşılar. Ve Kerkük'teki olan meşari'lerin, ki Türkmen başında geçse, baktığımız gibi Kerkük'te çok meşari'ler var ama rakaba yoktu. Yani doğru konuşalım, koy açık konuşalım milleti. Bir gün Cedda'nı tablit edirler. Bir ay sonra baksan Cedda Anir'i. Neden? Bu nereden gelipti? Kerkük milletinin parası döge, Kerkük mizaniyası döge. Neden bir rakaba yoktu bunlar üstüne? Umunca üstad, ben bidayeden konuştum dedim, Türkmen milleti Kerkük sahabediler. Ve Kerkük başında Türkmen olsa, hem Türkmençe iyiydi, hem Kürtçe iyiydi, hem de Arapça iyiydi. Vakıan konuşalım bunu. Yani git bak, şimdi bütün dairede, nasıl dairede Türkmen var başında, baksın bütün tarafları istirahatlar. Çünkü özü ev sahabedi. Ev üzerine korkur, evin pakçeli, evin tertip ederi. Bel. Dönük Özdemir Bey, Özdemir Bey, sizce bu seçim Türkmen siyasi harekatının çalışmaları sonucunda bu seçim ne şekilde geçecek? Türkmen ne kadar katılımı olacaktı seçme? Ömer Bey, şimdi biz sen tabii ki seçimin katılmak için önce bir kültürü, bir sakafatın anlamamız gerekir. Seçime katılınca ne avantajlar, ne faydalar elimizde olur. Bunun kültürünü yaydıktan sonra belki iyi bir sayıda insanları seçime götürebilir. Tabii ki seçim belli ki çok sancılı geçecekti. Yani biraz sıkıntılı olacaktı. Umarım Kerkük bunun bu sıkıntıların içinde en büyük payı almaz. Şimdi dikkat ederse Kerkük hakkında olan anlaşmalar tabii ki bizi bağlamamalı. Yani biz o anlaşmalar Bağdat'ta olupsa, her nerede olupsa bağlamaz. Niye bağlamaz? Çünkü biz daha iyi bilir memleketimiz nasıl yönetilir. Bağdat'tan yönetilmez, buradan daha iyi yönetilebilir. Şimdi dikkat ederse seçimler dediğimiz zaman seçim yapılması için tabii ki iyi şartların oluşması gerekir. Bunun içinde güvenlikte. Tabii ki güvenlik gördüğünüz gibi bütün Irak'ta güvenlik sağlanıptır. Bundan sonra daha sokağa çıkma yasağı da olmaz seçim günü. Yani insanlar rahatla arabalarıyla minip gidecekler bu seçimlere. Hiçbir sıkıntı yoktu, hiçbir baskı yoktu. Yeter ki sandıkın başına geçsinler. Sandıkın başında da tabii ki bizim önemli ölçülerde göre siyasi partiler müşahit koysalar, murakip koysalar. O oyu korumak için. Çünkü sadece oy atmaktan bitmiyor. O sandıktan çıkan oy da
koruması gerekir. Tabii ki bizim bazı sıkıntılarımız var. Her program konuşur gözün. Kerkük'ül olmayan oyların bunun sonucu ne olacak? Seçmen kütüğü dediğimiz sizin Nahim'in tetkik oldu olmadı. Kerkük'ül olmayan oylar acaba bir de bu seçime katılacaktı. Tabii katılsa seçimin sonucuna çok tesir edecekti. Bunlar çok önemliydi. Mufavvadiyel Ulya'nın burada tarafsızlığını konuşmamız gerekir. Bunlar çok önemliydi bu konularda. Tabii ki bizim için seçim diyarın burada haklarımız talep etmek için ya da burada kendimizi ispat etmek için seçim sonuçlarına göre idare olunur. Dikkat edersen bugün de Kerkük'te dikkat edersen meclis muhafaza olmadığı için Kerkük takriben kademi taraflarında çok kötü günlerini geçirdi. Çünkü beyefendi de dedi, Muzahir Bey de dedi, dedi rakaba yoktu ama milletvekilleri rakabe edebilirler. Zaten parlaman bunları şey etti, onay verdi dedi. Siz bunları rakabe edebilirsiniz. Çünkü milletvekillerinde burada önemli devurlar var. Ha projeler doğrudur, iyi bir şekilde tenfiz olmuyor. Belediye de işine kıkabilmir. Dikkat edese çok özür dilerim. Kerkük'ün bazı bölgeler çöplüğe dönüptü. Bu zibiller kimse yığıştırmıyor, toplamıyor. Ne yazık ki 20 ilde bir toplama sistemimiz olmadı diye kadar caddeler hepsi pis kokular geldi. Bu çöpleri yandırırlar. Yandırdıktan sonra insanlar zehirlenirler bunun kokularından. Muhafaza belki bunların bir çoğunu şey edebilir, diyarın hakkından gelebilir ya da yapabilir. O yüzden meclis muhafazanın olmağı özellikle kademi yönden çok önemlidir. Kademi yönden bütün projeleri diyarın burada olan biteler hepsi güzel bir şekilde şeyler ama anında sonunda şimdi biz siz Irak'ta demokratiye tevafukuya var. Yani kazanan hükümeti kurabilmir. Birlikte kazanan, kaybeden birlikte hükümeti kurur. Bu tevafuk aramızda. Yani Kerkük'te de kazanan olan olmayan hepsi hükümeti kurabilir. Ama önemli olan kim birinci kazanı? Kim valini alır tabii? Ondan sonra kim meclis başkanını alır? Sonunda vali yardımcısı. Tabii ki bu üç diyarın görev önemlidir dikkat edersen. Son zamanlarda dikkat edersen de Kerkük devlet dairelerinde de yani durumlar iyi. Türkmen muzafları yeri boşaldı. Hemen başkası yerine getirir. Kimse de buna sahip çıkmıyor. Kimse de bunu takip etmiyor. Çok sıkıntılı günler geçir özellikle daireler içinde. Umarım bu sıkıntı günlerde meclis muhafazanın yoğun katılımıyla bizim Türkmen milletinin bunun da sonu hakkından geldik. Bunu da diyebilir, yenebilir bu sorunları. Sorunlarımız çoktu ama projeli olarak adım adım olarak bunları çözmemiz gerekir. Nasıl çözerik? Birlikte hareket isteriz. Birlikte hareket nedir? Siyasi projede kültür projesinde hepimiz birleşmemiz gerekir ama bunun üstelinde adımda birleşmemiz gerekir. Burada bize düşen bütün görevleri oturup beraberce paylayalım. Masa etrafında herkesin ne hakkı edir? Seçime göre, oya göre o masibi alması gerekir. Bunları göz ardı etmeyelim. Siyasette tevafukat mühimdir, ittifakat mühimdir, anlaşmalar mühimdir. Biz bu anlaşmalar üzerine siyasi projemiz olduğu takdirde hiçbir zaman Kerkük'te haksızlığa uğramarız. Ama umarım seçim olur. Çünkü biz seçim, mahalli seçim olduktan sonra zaten onun ardından genel seçimler de olabilir. Çünkü hükümetin fazla ömrü kalmıyor. Mesela Kerkük anlaşmalarını hükümetin diyarın devamlılığına da bağlamak yanlıştır. Bu yerel seçim olduğu takdirde, yerel seçim oğlu olabilir bir ay ertelene ama yerel seçim oğlu onun ardından da belki genel seçim oğlu. Biz yerel seçimde bu listeyden bir başarı elde ettiğimiz takdirde genel seçimde de bu başarını meykat edebilirlik çünkü moral veri, halka moral veri, seçmene moral veri, bizlere moral veri. Moral verdiği takdirde her şeylerimiz daha güzel oğlu, daha güzel adımlar atabilirlik. Yeter ki proje olarak birleşelim. Güzel Muzahir Bey dönek seçim konusunda o da valinin açıklamasına göre 250 bin civarında bir ses var. Edafi olup Kerkük üzerinde. Bir gün Lüzne var cinsiyede. Lüzne kuruldu ki tetkik etsin bu sizilliyeti. Bir gün o sizilliyetin çalışmağı ara yetişti. Bunu takip etsiz ya da onun yanında bu 250 bin sesini çıkarmamağı ne kadar zararlı verir Kerkük'ün hakkı sesine. Ben konuştum biraz önce dedim ki Türkmen partilerin ve Türkmen parlamenterlerin bir rolü var idi Meclis Muhafazanın kanununda. Evet. Ki biri tetkik sicilin akibiniydi. O birisi de seçimden sonra %32. Yani Kerkük'ün neticesinde olan ne olmaz. Ondan sonra bölmek Kerkük'te %32'di. Tetkik sicilin akibin Ustad Boğuz Aka Lücünel'de 6 parlamenti var özünde. Ki Türkmen'de, ki Kürt'te, ki Arap'te. Çalışmalarına devam edirler.
Ama mövzuatı bir büyük mövzuatı. Yani sen bilsen 2003'ten indiye kadar ne oyunlar olup Kerkük'te, 2003'ten de evvel ne oyunlar var idi Kerkük'te. Her taraf Kerkük'ün hükmünü alırdı. Bir mecmuat izafet edildi Kerkük içine. Ben burada milletimize bir mesaj veririm. İndi bu sonuçta bu neticeyi yetiririk, yetirmeriz. Bu kadar bizim parlamentlerin işlerine. Ama bir mesaj veririm millete. Çok biz bu mevzuatlarda durmayalım. Biz dönelim, bizden 2021'de seçim oldu. Dönek seçimin neticesine bakalım. 2021'den önce 2018'de seçim oldu. Aynen onun neticesine bakalım, 14 seçimine bakalım. Türkmen milleti gitmemişti. Usta bir gün Türkmen milleti gitse, biz bunlar hepsini duvara vururuz. Sicilin akibin kalsın, tetkik vardı. İş vardı, çalışırlar. Ama usta bir netice getirmedi, biz ne diyeceğiz? Oturacak evde? Yok. Türkmen milleti yetsin seçime, katılsın %80, %90, belki %100. Başka taraflar görsen ihtiyarlarını arabaya koyuyorlar, aparırlar. Neden bizim gecelerimiz dolanla seçime gitmirler? Seçimde bitenden sonra iki iskembil, üç iskembili almışız. Hay biz mazlumuk. Neden mazlumuk? Biz özümüze zulm ederiz paşa. Bir saat vaktimizden verağın milletimizin hakkına, milletimizin geleceğine. Bir saat gidağın seçime katılağın. Bir neticeye bak yetirik yoksa yetirmeriz. Tamam, tetkik sicilini akıbın çok önemlidir. O iş, çalışma çok zordu özünde. Çünkü çok vakit ister. Yani bence benim öz rayımda bu mevzu 2 aydan, 1,5 aydan hiç bitmeyecekti. İşe çok zordu. Çok girdiler Kerkük'e. Yani madde 140 mevzuunda çok izafe oldu Kerkük'e. 200 bin civarında izafe oldu. Ama biz katılsak hapsimiz seçime, bu mevzular hapsi duvara vururlar. Evvelallah. Peki gelen Türkmen harekatının, Türkmen siyasi partilerinin Kerkük için görüşleri nedir, stratejiler nedir? Ben biraz önce konuştum. Usta bütün partiler, 9 parti, 2 listede yığışıblar. Bütünün bir rüyası var, bir stratejisi vardı. Gelecek vali Kerkük'te Türkmen olsun. Bizim de bütün planlarımız, bütün çalışmamız bu yoldan inşallah. Gelen vali Kerkük'te Türkmen olsun. Peki bunun üzerine anlaşmalar var olup da diğer taraflardan? Olar ustad ama bizde en esasi mevzu nedir? Millet katılsın. Yani millet katılmasa, biz 3 iskembil getirsek, yok valla vali alabilmeriz. Sorum afile yani bu konuşta, bu konuşmada. Ama ustad alabilmeriz 3 taneyden. Yok valla millet katılsın, %90, %80, biz 5 iskembil, 6 iskembil getirelim. En büyük tehalüf biz olan orta yerde, yok valla valini aldık. Ve devarı da aldık. Ve ta'inette de işimiz olar. Ve meşariyette de işimiz olar. Peki bugün dairelerde sıkıntılar vardı. Özdemir Bey konuştu, bunu dile getirdi. O da müdür değişilmek, atamalar konusunda, müdürler değişilmelerinde. Alsak uzaret belediyatı, müdür belediyeydi, müdür mecariydi, müdür belediyatıydı. Üçü bir anda değişildi. Aynı zamanda yerine başkası koyuldu. Bugün bizim Türkmenler olarak bir müdür değişiminde yerine gelen yoktu. Bunun ya da bir 6 ay sürdü ya da vukaleten geldi. Sebepler nedir bunun? Ustad, bunun çok sebepleri var. Ben her şeyi döndürürüm seçime. Yani vaka olum sevden. Bizim ustad adamımız azdı. Yani biz parlamentoya giden seçimde 2 tane çıkartmışız. 2 tane, 12 tane öğünde çok zahmetti. Onun yanında Kerkük'te meclis muhafaza olmadığına, sen bilsen indi 2005'te meclis muhafaza yoktu Kerkük'te. Ben. Seçim olmayıptı. 2019'da meclis muhafaza lag oldu. Bütün salahiyet tahvil oldu hara? Nablara. Nablara. Nablerin yanında da muhafızın salahiyatı oldu fazla. Doğru. Onun yanında devlet 8 vizaranın tahvil etti, nakıl salahiyeti etti üzerine vizaretlerden muhafazatlara. Muhafazatı olanda, vali elinde, her şey elinde oldu. Türkmen'in bir rolü yoktu muhafazada. Ben dedim 2017'den bu yana Türkmen idariyen bir sıkıntıdadı. Hakikaten. Ve bunun bütün halli seçime katılmaktı. Öz özümüz ispat edelim Kerkük'te. Türkmen öz özünü ispat etsin. Valiliğe alalım. Ondan sonra inşallah gelecek günler hayırdır inşallah. İnşallah. Dönelim Özdemir Bey'e. Özdemir Bey, bir gün Türkmen siyasi harekatı ve Türkmen siyasi partileri ne şekilde strateji gerek kursa, ne bir sistem kursa ki Türkmenlerin idari hakları ve siyasi hakları gitmesin?
aslında güzel bir sorudur. Gerçekten yani bu indidaki 2003'ten önce bu stratejiye belirlenmeliydi. Yani bir stratejimiz olsun, sadece Kerkük'teki bütün bölgelerimize bir stratejilerimiz olsun. Öncelikle ne hak ederiz onu biz kağıtta yazalım. Sonra onları kazanmak için teker teker adımlarımız atacağız. Niçin ben size dedim adım birliği önemlidir. Adım birliği olduğu takdirde Türkmen müdürünün boş olmaz yeri. Her zaman yerine geldi. Nasıl belediye oldu? Belediyatın hemen yerine bir tane geldi. Orada bir siyasi bir anlaşma var. Siyasi anlaşma olduğu takdirde hemen yerler dolu. Biz de siyasi anlaşma adımlarımız, projelerimiz olduğu takdirde bunlar teker teker hepsin masaya yatırabildik. Tabii ki bunun en önemli faktörlerinden birisi de seçime katılımdı. Tabii ki bizim halkımız çok bilinçlidir, çok şuurludur. İstediği dakikada, istediği anda mesajını verebilir. Tabii ki 2021'de durumlar farklıydı. Katılım azydı, sadece siz dediniz. Irak'ta, bütün Irak'ta katılım azydı. Kerkük'te de yansıdı buna. Ama bunu söylemezdi yani 2023'ün sonunda yapılacak bir seçim 13. ayın yani 16-18'inde. Bu farklı olabilir inşallah. Çünkü daha farklıydı. Oradan o günden bugüne kadar insanlar daha bilinçli oldu bazı konularda, bazı şeyleri anladılar. İnsanlar tabii ki ne yazık ki sıkıntı görmeyince haklarını aramırlar. İyi yaşayan insan zaten hakkını aramaz. Ama sıkıntı önemlidir. Çok önemlidir bu. Büyük insanlar da sıkıntının içinden doğarlar. Sıkıntı çektikçe insan bu memleketin değerini bilir. Değerini bildiği takdirde haklarını almak için çok önemli çalışmalar yapabilir. Bizim stratejimiz ne olmalıdır? Biz bu seçime katılalım, önemli sandalye elde edelim. Önemli sandalye elde ettiğimizden sonra bir önemli görev alalım. Üç görevler, bir yakın iki görevden birisi ya valide ya meclis başkanı. Bunlar ikisi de çok önemli görevlerdi. Meclisin de görevi çok önemlidir. Bütün şeyleri kontrol eden, buradaki işleri hepsini kontrol eder. O yüzden biz öncelikle çalışmalarımız ne olsun? İyi bir oy almak, ondan sonra Kerkük'te, yani Türkmen elde, Irak'ta Türkmen'i nece temsil edebilir, ne görevlerini hak edipti. Şimdi dikkat edersen bizi 2023'ten bugüne kadar siyasi denklamdan uzaklaştırmaya çalışırlar. Sürekli bize hücre tapırlar. Siz birleşmişsiniz, siz anlaşmışsınız bir aday üzerine, siz anlaşmışsınız bir müdür üzerine. Ama bu dediğimiz bu durum bütün Irak'taki gruplar için. Niye onlara geldi, görevlerini aldı, niye bize gelmiyor? Bu da önemlidir. Buna dikkat çekmemiz gerekir. Bunun doğrultusunda bir hareketimiz olması gerekir. Tabii hareketler, siyasi hareketler nereden alırlar güveni? Milletten. Milletten nece alırlar özün? Seçime katıldıkları takdirde. Seçime yoğun bir şekilde katıldıkları takdirde bir şer'iyet alırlar. O şer'iyet koyar özlerin her yerde sağ olsun. Ama bizim büyük sıkıntılarımız var. Yani sadece bölgede de sıkıntılarımız var. Bölgede bazı anlaşmazlığın neticesinde de Türkmenlere etkileri. Bölgede sıkıntılar getirdiği takdirde belki Türkmenler daha iyi rol alabilir ama bunu etmek için durumu yapmamız gerekir. Ortada bir iyi durum koymamız gerekir. O da nedir? Seçime katılmaktır. Tabii ki en büyük görev düşer adaylara. Adaylar insanları nasıl ikna edecek, nasıl sandığa götürecek bu çok önemlidir. Bunu nece yapar? Medya günde yapsın, kamera günde yapsın ama bunu da yetmezsin. Ev ev dolansın. Gerekirse birey, fert insanlardan görüşüp bunu anlatacaktı. Çünkü bazı insanlar toplum halde anlar, bazı insan tek anlatsa uzun anlar, bu eğitim sisteminde de var. O yüzden biz insanları teker teker arayacağız, teker teker sıkıntısını dinleyeceğiz. Sıkıntısını gidermesek de ama onun bir çözümünü bulmalıyız. Çözümünü bulmalıyız. Anlatmalıyız özne. Bunun çözümü burada dahi Bağdat'ta adı, Musul'da adı, bilmiyorum harda adı. O yüzden herkese anlatmalıyız ki senin sıkıntı sadece bizim elimizde dahi, bizim elimizde olan sıkıntıları rahatlıkla giderebilirlik özün. Bu dediğim neden bunun hepsi kapsamı? Kültür. Kültür nedir? İnsanlara anlatacaksan seçimin önemini anlattıktan sonra katılım ihtiyacı daha normal olur, yoğun olur ve istediğimiz sonuçları da elde edebilir. Yeter ki inanağın bunu yapmağa. En önemli şey buna inanağın, yapağın özün. İnanmadığımız takdirde yapmarız ama inandığımız takdirde yaparız, iyi sonuçları da elde edebiliriz.
Eyd Muzahir Bey, programımızın sonuna geldik. Son olarak ne demek var milletimize? Bir mesajım var Türkmen milletine. Bəli. Ola bilir ki, sübsüz partilerden, siyasilerden. Ama katılmağız çok önemlidir. Yani hakikaten iki nokta var gözaltılıq özün. Net ve kamera oyunda. Bir, bütün Türkmen milleti katılsın seçime. İki, bir listavuz vardı. Ayrı yolumuz yoktu. Türkmen dediğimiz Türkmen partiler birleşsinler. 9 parti birleşti bir listede. Buyurun Türkmen milleti gücünüz görsədin, Kərkükün aslını görsədin, katılın seçmə. Bu iki noktaya biz dəqiləğin, millet geçsin ve Türkmen listesini seçsin. Güzel. Sizden teşekkür ederek programımıza katıldınız. Çok sağ olun. Özdemir Bey, sizden çok teşekkür ederek programımıza katıldınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sayın seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Başka bir programla tekrar karşınızda olduk. Hoşça kalın.